Astroloji eğitimi olan veya astroloji alanında kendini geliştiren kişilerin artması, günlük hayatımıza daha fazla giren astrolojinin daha doğru anlaşılmasına yardımcı oluyor. Artık astrolojinin adının geçtiği yerler sadece gazete ve dergilerdeki burç yorumlarına ayrılan küçük sütunlardan ya da güneş burcuna dayalı yorumlardan oluşmuyor, şükürler olsun ki. Giderek bilinçlenen okuyucu ve izleyici, astrolojinin çalışma alanının sadece güneş burçlarından ibaret olmadığını idrak etmeye başlamış durumda. Ama yine de bu konuda yeterince araştırma yapmamış olanları, astrolojinin sadece 12 tip insandan bahsetmediği, zodyağın 12 gruba bölümlemenin bundan çok daha derin bir amacının olduğunu izah etmeye yönelik bilgiler paylaşmanın isabetli olacağı kanaatindeyim. Yeri gelmişken bir anımı anlatarak konuya girmek istiyorum. Türkiye temsilcisi olduğum Profesyonel Astroloji Organizasyonu tarafından üyelerine yönelik düzenlenen aylık ankette geçtiğimiz aylarda sorulan bir soru şöyleydi. Astrolojinin güvenilirliğini desteklemek adına güneş burcu köşeleri, yani gazete ve dergilerdeki burç köşeleri ile ilgili ne yapılması gerekir? Bunları ortadan kaldırmak mı? Denetlemek mi? Bu şekilde bırakmak mı? Ve başka önerileriniz var mı? Şeklindeydi. Bu soruya çok ilginç yanıtlar geldi. Yanıtları sizlerle paylaşmıyorum çünkü OPA üyelerine özel bir platformda yayınlanıyorlar. Ama kendi yazdığım cevabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuya biraz farklı yönden yaklaştım. Başımdan geçenleri ve bu konuda takındığım tavrı anlattım. Cevabımın çok beğenildiği söylendi. Ve soruya cevaben yazdığım yazı şöyleydi. Türkiye'de pek çok gazetenin burç köşesi var. Pek çok derginin de. Yılbaşına yakın zamanlarda yayınlanan burç yorumları gazete ve dergilerin tirajını hayli yükseltiyor. Bu yüzden gazete ve dergilerin vazgeçilmezi durumunda. Adeta bu yorumları yayınlamayan dergi, gazete diğerlerine nazaran geride kalacağından endişe ediyorum. Bu soruya cevap vermeden önce bu konudaki deneyimlerimi anlatacağım. 2003 yılında bir gazete burç köşesi yazmamı istemişti. Görüşmek için gittiğimde yazmam istenen burç köşesini o ana kadar yazan kişinin hiç astroloji bilmediğini öğrenmek beni şok etmişti. Bazı gazete ve dergilerde böyle yapıldığını duymuştum. Ama insan işin içine girip de böyle durumlarla direkt karşılaşınca şaşırıyor. Ben bu gazetede köşe yazmayı bir koşulla kabul edeceğimi söyledim. Bana yarım sayfaya yakın yer vermelerini, burç yorumlarının sadece bir köşesinde olmasını, sayfanın çoğunluğunu kapsayan diğer kısmındaysa gezegenlerin günlük yorumlarını yapmayı ve astroloji hakkında genel bilgiler vermeyi teklif ettim. Kabul ettiler. Köşem çok ilgi gördü. Gazetenin yayın yönetmeni dahil olmak üzere köklü değişim olması üzerine 6 ay sonra yazmayı bıraktım. Sonradan gelen teklifleri aynı koşulları sağlamadığı için kabul etmedim. Ülkemizde gazete ve dergilerde yazan kişilerin büyük çoğunluğu artık astroloji bilen insanlardan seçiliyor. Okulumuzdan mezun olan pek çok gazete, dergi köşesi yazan öğrencimiz var. Onlara da benim yaptığım şekilde yapmalarını tavsiye ediyorum. Bazıları bunu başarıyor, kabul ettiriyor, bazıları ise kabul ettiremiyor. Kendilerini tanıtabilmek için sadece burç köşesi yazmak durumunda kalıyor. Bence bu iyi bir fikir değil. Televizyon ve internet üzerinden yapılan
Güneş burcu yorumları için de aynı şey geçerli. 2007 yılında burç yorumları yapmak üzere bir internet televizyonundan teklif aldım. Bu teklifi bir şartla kabul edeceğimi söyledim. Burçları anlatırken projeksiyon perdesinin önünde her burç için çıkarılmış astroloji haritasının üzerinde o hafta ayın ve diğer gezegenlerin açılarına göre izleyenlerin gezegenleri, burçları, evleri, açıları ve bazı basit anlaşılır astrolojik terimleri öğrenmelerini sağlayacak şekilde yorum yapacağımı söyledim. Önce bunu istemediler. İnsanlar teknik terimleri anlamazlar. Sonuca odaklı düşündükleri için teferruatla ilgilenmezler dediler. Ben ancak bu şekilde yaparsam kabul ederim. Ben bir astroloji öğretmeniyim. İnsanlara astrolojiyi doğru bir şekilde tanıtmak istiyorum dedim. Deneyelim dediler. Çekimlerin yayınlandığı haftadan itibaren çok yüksek rating aldık. Birkaç haftadan sonra bu internet kanalının yöneticileri videoların çok ilgi gördüğünü söyleyerek alternatif olarak başka neler yapabiliriz dediler. Güneş ve ay tutulmalarını, Merkür ve bazı diğer gezegenlerin gerilemelerini, burçlar ve gezegenlerin vücut bölgeleriyle bağlantısını, burç karşılaştırmalarına ilaveten sinastri gibi bazı teknikleri, önemli gezegen döngüleri ve dönemsel dünya olaylarıyla bağlantılarını anlatan videolar yapmayı önerdim. 2007-2012 yılları arasındaki 5 yıl boyunca hazırladığımız ve benim bizzat sunduğum bu videolar toplam 22 milyon 500 bin kez izlendi. Bu yüzden tarafıma tebrik yazısı sunuldu. Konuk olarak gittiğim pek çok televizyon programında astrolojinin doğru anlaşılmasına katkıda bulunduğum için iltifatlar aldım. Güneş burcuna göre yorumlar yaptığım zamanlarda oldu. Ama bunun yanı sıra astroloji hakkında pek çok önemli bilgiler verdim. İnsanların sadece güneş burçlarına dayalı yorumlarla yola çıkmaması gerektiğini, bakılması gereken pek çok parametre olduğunu anlattım. Bazı davet edildiğim programlarda burçlardan bahsetmeyeceğimi, politik ve ekonomik konuları ele alan astrolojik çıkarımlarımı paylaşacağımı söyledim. Ben sadece Türkiye ve dünya olaylarına, dönemsel astrolojik faktörlere genel olarak değinirim. Burç astrolojisi yapan, televizyonlarda bu şekilde tanınan bir astrolog arkadaşım da burç yorumları yapar. Böylelikle izleyici her iki bilgiyi de almış olur diyerek pek çok programda da yer aldım. Bu programlarda astrolojiye hak ettiği saygıyı kazandıracak seviyeli yorumlar ve anlatımlar sayesinde izleyicinin gözünde astrolojiyi çok daha güvenilir bir noktaya çekmeyi başardım. Astrolojiyi doğru tanıtmak istiyorsanız elinize geçen bazı fırsatları bu yönde doğru bir şekilde kullanırsanız, yola çıkış noktanız güneş burçları olsa bile astrolojinin doğru tanıtılmasına ve anlaşılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Benim kişisel görüşüme göre güneş burçlarına dayalı astroloji daha çok insana ulaşmak için bir nevi kapı açıyor. Siz de o kapıdan girip gerçek astrolojiyi anlatabilecek şekilde değerlendirebilirseniz hedefinize ulaşıyorsunuz. Kısacası bence en iyi çözüm tüm olarak reddetmek yerine fırsatları değerlendirmek ve doğru yönde kullanmak. Gelin şimdi neden sadece 12 tip insandan bahsedilemeyeceğini astrolojik açıdan izah etmeye çalışalım. Zodyak çemberi yani burçlar kuşağı 16 ile 18 derece genişliğinde bir banttır. Güneşin yerden görünür yolu olan ekliptik üzerinde her biri 30'ar derece aralıklı ve toplamda 360 dereceye denk gelen 12 kısımdan oluşur. Bu 12 bölümün her biri zodyak burçlarıdır ve her burcun kendine özgü özellikleri ve etkileri vardır. Güneş
ay ve gezegenlerin bizim yerden bakışla arka plandaki fonlar gibi gördüğümüz bu burçlardan geçişleri ve bu geçişler esnasında birbirlerine göre pozisyonları astrolojinin ana konusudur. Yerden, yani dünyamızdan bakışla gördüğümüz iki temel hareket vardır. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşünden kaynaklanan Güneş, Ay ve gezegenlerin bizim bulunduğumuz konuma nazaran değişen yerleri, dünyanın ve diğer gezegenlerin Güneş etrafındaki dönüşünden kaynaklanan bize göre Güneş, Ay ve gezegenlerin zodyaktaki değişen yerleri. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü astrolojik evleri oluşturur. 12 evden birincisi gözlemcinin bulunduğu konuma dayalı olarak değişen yükselen burcun başlangıç noktasını oluşturur. Yükselen herhangi bir kişinin doğduğu an ve doğduğu yer, yani koordinatla ilişkilidir. Bir gözlemci için dünya sabit ve zodyaktaki burçlar da doğudan batıya doğru dünya etrafında dönüyor gibi gözüküyor. Bunun nedeni dünyanın rotasının batıdan doğuya doğru olmasıdır. Bu durum her 4 dakikada bir doğu ufkunda zodyağın yeni bir derecesine yükselmesine, her 2 saatte bir burcun tamamlanmasına ve 24 saatte zodyağın tüm burçlarının dolaşılmasına neden olur. Başlangıç noktasından hangi burç geçerse geçsin, yükselen burç daima doğu ufkunun hemen altındaki kısımdır. Astroloji araştırmacıları kişinin doğduğu anda doğu ufkundaki burcun hangi derecede olduğuna karar verebilmek için doğum anına büyük önem verirler. 12 burcun kişilerin doğum günlerine ihsan edilen bir takım ayırt edici özellikleri olduğu fikrindedirler. Asırlar boyunca dünyanın en zeki kişileri burçların etkisiyle ilgilenmiş ve zodyak çemberini oluşturan bu 360 derecenin her birinin özel bir etkisi olduğunu görmüşlerdir. Doğum anında zodyağın 12 burcundan biri ve bir burcu oluşturan 30 derecesinin bir derecesi doğu ufkunda yükselmektedir ve bu da kişinin kişiliği ve karakterini büyük ölçüde etkiler. Dünyanın 4 dakikada bir derece döndüğü, her 2 saatte 30 derecenin yeni bir burcun ufku geçeceği ve günün 24 saati boyunca tüm burçların ve derecelerin ufku geçeceği açıktır. Böylece bir gün içerisinde 12 farklı karakter ve her burç içinde 30 farklı varyasyon söz konusudur. Bu nedenle aynı gün doğan kişiler aynı olmak yerine farklılıklar gösterirler. Zamanla ilgili bu farklılığı vurgulamak adına ırk ve kalıtımla ilgili öğeleri de göz önünde bulundurmak pek tabii ki gereklidir. Eğer dünyanın kendi ekseni etrafındaki turu tek faktör olsaydı, 12 burcun 360 adet derecesiyle temsil edilen 360 adet sınırlı sayıda karakterle karşı karşıya olurduk. Fakat dünya bir günde kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda yörüngesinde de bir derece ilerler ve bu sayede bir gün içinde doğabilecek karakterlere yeni bir çeşitleme daha eklenir ve bu turda doğanlar için 360 çeşitleme daha söz konusu olur. Yani aynı burçta doğan kişiler benzer karakterler taşımanın yanı sıra ayın hangi gününde ve zamanında doğduklarına göre farklı kişilikler sergilerler. Bir burç 30 derece olarak tasarlanmıştır. Yaklaşık her 2 saatte bir burç yükseldiğinden 12 burcun yükselenden geçmesi sonucunda 360 derecelik zodyak dairesi 24 saat içerisinde tamamlanmış olur. Bir günde
360 dereceyi 365 gün ile çarptığımızda yılda yaklaşık 131.400 çeşitleme ortaya çıkar ki bu herhangi bir kişinin doğum haritasının bir başka kişinin haritasından neden farklı olabileceğinin sadece küçük bir kanıtıdır. Güneşin burçlardaki turu karakteri belirler. Güneş zodyakta her gün yaklaşık 1 derece ilerler. Her bir burç 30 derece olduğuna göre bu hareket her ay bir burç ilerlemesine neden olur. 360 derece olan burçlar kuşağını bir yılda kat eder. Bu şartlarda yılda 360 farklı karakter ortaya çıkacaktır. Buna dünyanın hareketlerinden kaynaklanan çeşitlemeleri de eklediğimizde toplamda 131.760 adet farklı astrolojik portre ile karşı karşıya kalırız. Güneş burcuna bakarak bir kişi hakkında oldukça fazla şey öğrenebilirsiniz. Yükselen burcunu bildiğinizde ilave bilgiler de edinirsiniz. Eğer doğum anında gezegenlerin hangi burçlarda olduğunu bilirseniz kişi hakkında daha fazla bilgi sahibi olursunuz. Doğum anında gezegenlerin yer aldığı evlerde tüm bunlara yeni bir ayna tutar. Sonra yükselen burç derecesinin aldığı açılara, yükselen burcun yönesi olan gezegenin açılarına, haritadaki diğer tüm gezegenler arasındaki açılara, ay fazına, gezegenlerin haritadaki dağılımlarına bakarsınız ve daha fazla bilgi edinirsiniz. Daha sonra doğum anında gezegenlerin ve önemli referans noktalarının yükselen tepe noktası gibi hangi sabit yıldızlarla ilişkili olduğuna bakarsınız ve kişilik hakkında daha derin bir kanaat edinmiş olursunuz. Derken sıra Arap noktalarına gelir. Matematiksel olarak hesaplanan bu noktaların yerleri doğum saatinin kesinliğine göre çabuk değişir. Bu yüzden kesin ya da kesine yakın bir doğum bilgisine ihtiyaç vardır. Arap noktaları kişinin karşılaşacağı durumlar ve çevresel faktörlerle ilgili bilgi sunmasının yanı sıra ruhun bu dünyadaki amacı ve misyonu hakkında da bilgiler sunar. Kişi doğduğu anda güneş ve ayın haritanın alt yarı küresinde veya üst yarı küresinde olması bile kişilik analizinde önemlidir. Bu kadar detaylarla uğraştıktan ve karakter ya da mizaç analizinde geldiğiniz bu noktadan sonra geri dönüp sadece güneş burcuna dayalı yorumlara baktığınızda işte o zaman sadece güneş burcuna dayalı yorumlar ya da karakter analizleri size son derece sığ gelir ve neden sadece 12 tip insandan bahsedilemeyeceğini astrolojik açıdan anlamış olursunuz. Tabii bu noktaya gelmeniz için önce astrolojinin çalışma prensiplerini anlamış ve uygulamış olmak gerekir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni konular ve yeni videolarda buluşacağız. Kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Söylemesi benden.